Cuma gecesi, daha doğrusu cumartesi sabahı bir uyandık. Bir operasyon olmuş. Hem İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmışız hem de Merkez Bankası Başkanı değişmiş. O gün bugündür de konuştuğumuz bir konu ekonomide yaşananlar ağırlıklı olarak hani gündemimizin ilk sırasına geldi. Böyle bir fırtına esince ben de sizinle konuşmak istedim Sayın Tantan. Şu açıdan şimdi Merkez Bankası Başkanı'nın görevden alınmasından başlayalım isterseniz. Türkiye'yi siz ne görüyorsunuz? Ne yaşanıyor? Türkiye ne yaşıyor sorusuna. Şöyle ki üç şey dikkatimi çekti. Birincisi 130 milyar dolarlık Merkez Bankası rezervleri nerede? Naci Ağbal'ın görevden alınmasının bununla bağlantısı konuşuluyor. İkincisi Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Halk Bankası davası ile ilişkili bir şeyler değerlendirilmeye çalışılıyor. Orada çünkü hem Berat Albayrak'a yönelik hem de yeni Merkez Bankası Başkanı da Halk Bankası yöneticisi olmuş vaktiyle onunla bağlantılı bir şeylerden söz ediliyor. Bu hani Biden'la yaşanan krize ilişkili tam bir şey söylemiyor da bir şey ima ediyor sanki bize. Ve Perşembe Cuma akşamı hangi AKP'liler döviz aldı da kazanç sağladı bu işten? Sorular soruyoruz. Şimdi birbiriyle bağlantılı ama birbiriyle de çok da alakası olmayan bu üç konu çerçevesinde ben soruyu sorayım. Siz ne görüyorsunuz? Türkiye ne yaşıyor? Yani Türkiye aşağı yukarı tek kişinin psikolojisine bağlı olarak yönetilen bir ülke konumuna gelmiş vaziyette. Özellikle bu yaşananlar şey değil, gayet normal olarak bakmak gerekiyor. Çünkü tek kişilik iktidarın Türkiye'yi nereye getirdiği belli. 200 yıllık bu milletin kazananları ortadan kaldırmış vaziyette. Yani yeni bir şey değil. Sadece Cumhuriyet'te değil. Osmanlı'dan beri devam eden 200 yıllık bütün kazanımlar hepsini bir kişi, tek kişinin psikolojisi ortadan kaldırmış. Hiçbir şeyde güven kalmamış. Şimdi Türkiye'den bizim bakmamız önemli değil. Yurt dışından Türkiye'ye bakış önemli. Yani Türkiye'nin sermayesi yok. Sermaye ihtiyacı var, paraya ihtiyacı var. Çünkü Türkiye yıllar içerisinde dışarıdan gelen sermayeyle kalkınmayı modelini seçmiş bir ülke. Yani kendi öz sermayesiyle kalkınmayı değil, tamamen dışarıdan gelen sermayeyle kalkınmayı düşünmüş ve ona göre de altyapılarını yapmış bir ülke. Şimdi düşün ki otoriter rejimlerde baktığınız zaman Nijerya'dan Suudi Arabistan'a kadar, Rusya'ya kadar bakıldığı zaman oradaki yöneticilere en azından bir güven var. Yani para verildiği zaman, yatırım yapıldığı zaman bir şey olmayacak şeyi yok, korkusu yok. Şimdi Türkiye'de öngörülebilirlik, yani yurt dışına bakıldığında bu ülkeye yatırım yapılırsa acaba bu ülkede yatırım elimizden alınabilir mi? Yani son kısım bir değiştirmesi şey ekonomik reform adı altında, hukuk reformu adı altında yapılanlar, işte sözleşmenin ortadan kaldırılması, içi boş reform paketi, bütün bunlarda öngörülebilirlik olmadığı için de güven kalmamış vaziyette. Bugün Türkiye'nin en büyük sıkıntısı güven bunalımı yaşıyor. Yani son yaşanan şeylerde özellikle Naci Abal'la beraber değişmesiyle beraber yurt dışından Türkiye'ye bir sürü milyar dolarlar geldi ve onlar şu anda zarar etmiş vaziyette. Bir daha siz isterseniz de para getiremezsiniz. Çünkü güven, bu kişiye güven kalmamış vaziyette. 200 yıllık geleneğin bozulmasını şunun için ifade ettim. Bir kurumsal kimlik vardı. Yani 200 yıllık Cumhuriyet kuruldu ama o 200 yıllık, ondan önceki 100 senelik elde edilen bütün kurumsal Yargıtay'ından, Danıştay'ından, kurumsal yani kamu hizmetlerindeki kurumsal yapıdan hepsi devam etti. Bir takım yeni ihtiyaçlar bakımından düzenlemelerle değişen bir şey olmadı. Ama bu iktidar bütün devlet ve millet olma vasfını ve bütün kurumsal altyapıları yok etti. Burada yasama yürütme yargı diye adlandırdığımız şeyde bunlar şimdi iktidar sahiplerine sorsanız efendim yasama yürütme yargı var. Ama bu yasama yürütme yargı ne kadar kurumsal, kendi içerisinde kurumsal anlamda eylemsel yaklaşım içerisinde tek kişiye bağlı olmadan karar verebiliyor mu? Veremiyor. Uygulamada baktığımızda tek kişi bütün her şeyin kararını o veriyor. Öyle olunca da içerideki sanayicisi de, tüccarı da, işletmecisi de yatırım yapmaktan korkuyor. Dışarıdan gelen zaten yatırımcı da korku ve panik içerisinde. Özellikle Türkiye'de bankacılık sektörü, sigorta şirketleri ve uluslararası bağlantısı olan büyük şirketler
size nasıl güvenecekler? Nasıl yatırım yapacaklar? Ya Türkiye'den çekilmeye kalkarlarsa ne yapacaksınız? Dikkat ederseniz Avrupa Birliği ile Avrupa Birliği'nde bazı ülkelerin Türkiye'deki yatırımları Türkiye'ye büyük katkı sağlıyor. Orada da büyük bir endişe yaratmaz mı bu tek kişinin psikolojisi yaratıyor. Peki bunu görmüyor mu acaba bu ülkeyi yöneten irade? Yani sizin bu saydığınız şeyleri göremiyor mu? Yani ne, duygusal tepkiler mi tamamıyla? Neye yoruyorsunuz? Büyük Ortadoğu Projesi'nin içerisinde gizliyor. Büyük Ortadoğu Projesi biliyorsunuz taşeron kimlik Türk siyaseti. Ona gönüllü başkanlık yapmış Büyük Ortadoğu Projesi. Afrika'dan başlayarak bizim ülkemize dahil olmak üzere parçalanarak ufak ülkelere bölünmesi. Bunlar Türkiye'nin taşeronluğuyla büyük mesafe kat ettiği ve Türkiye bir kişinin iradesiyle büyük değişim ve dönüşüme tabi oldu. Yani bu ülkeyi yönetenler bu ülkeyi bölmeye mi çalışıyor Sayın Tantan? Öyle mi anlayayım? Anlayamadım. Şimdi bugünkü siyasi iktidarın zihniyeti Türk kimliğini ortadan kaldırmak için adeta bir çaba içerisinde oldu. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kaldırmak için bir çaba içerisinde oldu. Özellikle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne işlevini ortadan kaldırdı. Bir meclisin hiçbir hükmü kalmadığı bir dönemi yaşıyoruz. Meclis, Atatürk'ün kurduğu Türkiye Büyük Millet Meclisi aslında her şeye karar verebilen, her şeyi sorgulayabilen, her şeyi denetleyebilen ve burada meclisin görevi nedir? Meclis milleti koruyacak, millet meclisi koruyacak. Yani birey meclise sahip çıkacak, meclis bireye sahip çıkacak. Yaşama sahip çıkacak, onu şeye bağlayacak, meclise bağlayacak. Meclis halkı ülkesine ve milletine bağlayacak. Ve böyle bir meclisin görevi var. Yani meclis dediğin zaman sanal bir meclis değil ki. Bu meclis ülkeyi yöneten bir meclis olacak. Bu meclisin kararları halk tarafından kabul görecek. Halk da meclise katkıda bulunacak ve kendi istekleri ve ihtiyaçlarını meclise aktaracak. Ve böylece ülkeyi yönetecek olan halk yönetecek. Bugün ülkeyi kim yönetiyor? Halk yönetmiyor. Amerika'dan icraat alan bir siyasi kimlik yönetiyor. Büyük Ortadoğu Projesi'ne teslim alınmış bir kimlik, tutsak bir kimlik yönetiyor. Ve bu da Türkiye'de özellikle millete ait olan, ülkeye ait olan varlıkların yıllar içerisinde belli yandaşlar tarafından kullanılması ve kullandırılması, Türkiye'de sermaye hareketlerinin giderek AKP yandaşlarının eline geçmesi, PKK ve KCK'nın eline geçmesi ve geçilmesi, cemaatlerin eline geçmesi ve geçilmesi, bu Büyük Ortadoğu Projesi'nin bir yansıması. Bunu böyle görmekte fayda var. Bunun için böyle yapıldı. Çünkü özellikle siyasetin kirlenmesi, bürokrasinin kirlenmesi, özellikle televizyon ve gazetelerin ele geçirilerek kirletilmesi, iş adamlarının kirlenmesi ve kirletilmesi büyük bir projeydi. Bu projeyle bütün değerler çökertildi. Yani inanç değerleri çökertildi, yaşam değerleri çökertildi ve insanlar geçmişine sahip çıkamaz, yaşadığı döneme sahip çıkamaz ve geleceğini artık umursamaz vaziyette düşünmüş vaziyette. Bu söylediğiniz şununla çok net oturuyor aslında. Şu an bir kaotik ortam, kaos havası esiyor. Ne olacağı belirsiz, seçim mi olacak, işte bundan sonraki adım ne olacak, muhalefet ne yapacak, böyle bir karma karışık bir, hani önünü göremeyen bir ortam söz konusu. Bu söyledikleriniz aslında biraz da orayı berraklaştırıyor diye düşünerek şunu sormak istiyorum, daha da netleşsin. Siz bir seçim bekliyor musunuz? Buradan çıkış nedir? Ne yapmak lazım? Şimdi bugün iktidar ve muhalefet de aynı sıkıntı içerisinde. Muhalefet de kendisini ifade edemiyor. Aslında muhalefet çok şey yapabilir. Ama bunun için eyleme dönüştüremiyor. O da ayrı bir muamma. Yani bugün baktığımız zaman bu uluslararası sözleşmenin bir anda ortadan kaldırılmasında sözleşmelerin neye göre yapılıp yapılmayacağı ilgili 244 sayılı kanun vardı. Yani uluslararası sözleşmeler nasıl meclise kararı bağlanınca nasıl kalkacakla ilgili bu 244 sayılı kanun 9 sayılı Cumhurbaşkanı kararnamesiyle
içerisine bir madde eklenmek suretiyle değiştirildi bir anda. Ve böylece bu sözleşme ortadan kaldırdığını kamuoyuna ve dünya kamuoyuna açıkladı. Aslında uluslararası sözleşmenin içeriği iç hukuka girmişti. Baktığınız zaman uluslararası sözleşmenin içeriği iç hukuka girmiş, yani maddeler halinde yasalar çıkarmak suretiyle. İki husus iç hukuka girmemişti. Bir risk konusu. Ya yani bu risk konusu şuydu. Yani oradaki sözleşme gereğinde risk diyor ki, polis mevzuatına göre, yani polis riski önleyici kolluk gücü bakımından, önleyici hizmetler bakımından riski polis araştıracak. Risk değeri ne kadar? Yani burada risk çok önemli bir faktör. Şimdi bunu yani olarak kadının öldürülmesini önlemek amaçlı bir ölçüm risk dediğiniz değil mi? Hani bu anlamda kolluk gücüne görev veriyor. Kadın ve insan öldürülmesini önleyici hizmetler. Yani kolluğun asli görevlerinden birisi önleyici hizmetlerdir. Önleyici istihbarat, önleyici hizmetler çok önemli şeydir. Bu devletin yapması gereken en büyük hizmet budur. Yani olay olduktan sonra olayı ortaya çıkarmak ayrı bir şey. Tamamen savcılıkların görevi, savcılık ve kolluk güçlerinin görevi. Ama kolluğun görevi, istihbarat teşkilatlarının öncelikli görevi olay olmadan önce önleyici hizmetler. Burada risk faktörü çok önemli. Bu sözleşmede var. Bu hiç hukuka girmediği için burada sıkıntı şu. Mahkemeler olur olmaz bir şekilde risk var diye karar veriyor. Olur olmaz şekilde. Yani polisin risk değerlemesi yapılmadan mahkemeler karar verdiği için ister istemez kadın ölümleri daha çok artmış oluyor. Yani sıkıntı buradan kaynaklanıyor. Yani burada iki husus var ki iç hukuka girmeyen. Biri risk faktörü, birisi de zaten Türkiye'de olmayan işte kadın sünneti gibi falan. Zaten onlar Türk şeyde olmadığı için, böyle bir eylem olmadığı için, Türkiye'de böyle bir şey olmadığı için bunun da zaten gündemde olmasına da gerek yok. Yani o sözleşmeden sözleşmenin kalkmasında aslında bir siyasi çıkar var. Yani orada hukuki zaten bütün altyapılar hukuk sistemine girmiş. Girmeyen tek şey risk faktörü. Risk faktörü girmediği için de mahkemeden aldığı her şey risk gözüyle baktığı için de özellikle karı koca ilişkilerinde daha çok tahrik edici, insanlar daha çok tahrik edici şey olduğu için de cinayetler çok acımasız oluyor biliyorsunuz. Tahrik ettiği için. Oradaki sıkıntı bu. Önleyici hizmetler bakımından. Yani bu girmediği için mi? Tam netleştirelim. İstanbul Sözleşmesi'nin, çünkü bir Akit mutlu oldu, bir de Milli Gazete mutlu oldu İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesinden. Buradaki hükmü siz vurgularken, risk faktörünü, iç hukuka girmeyen konu bu. Kadın şiddeti arttı, kadına yönelik cinayet arttı derken buraya sığınıyor iktidar. Benim anladığımı özetliyorum, yanlışsa düzeltin lütfen. Dolayısıyla zaten tam olarak uygulanmayan bir sözleşmeydi. Ve burada bu uygulamadaki yanlış mı sözleşmenin kaldırılmasına AKP bahane oldu da neden oldu? Efendim, bugün bakıyorsunuz cehalet has safhada. Kimse okumuyor, kimse araştırmıyor, kimse takip etmiyor. Uluslararası sözleşmeler Türk hukuk sistemine nasıl giriyor? Yani orada bizim milli yasalarımızın önüne çıkmıyor. Anayasada yapılan değişikliklerle, değil mi? Hı hı hı. Yani onlara girmek istemiyorum. Zaten anayasa açık ve hükümleri belli. Burada uluslararası bir sürü sözleşme var. Yani o sözleşmenin içeriğinde terörün finansmanına el koymak, kara paralarıyla mücadele etmek gibi bir sürü şeyler var. İç hukuka girmeyen, iç hukuka girmiş olsa da kullanılmayan, kullandırılmayan ve muhalefetin de bunu kullanmak için bir çaba sarf etmediğini görüyorsunuz. Yani bugün Türkiye için en büyük tehlike ve tehdit ne gözüküyor? Silahlı ve silahsız örgütler gözükmüyor mu? Kim bunlar? YPG, PKK, silahsız örgütlerde işte Fethullah Gülen hareketi, cemaatler ve diğer yurt dışından ve yurt içinden gelecek her türlü tehdit. Şimdi bunlarla ilgili Türk siyaseti, iktidarı, muhalefetine ne yapıyor? Özellikle mali kaynaklarla ilgili söylediğiniz şey tabii çok önemli. Niçin bunu el koymak için yurt içinde ve yurt dışında böyle bir
yetki düzenlemesi sağlanmıyor, yapılmıyor. Siz de bunu niçin muhalefet bile getiriyorsunuz? Sayın Tantan, demin eksik kalmasın diye tekrar oraya döneyim de bu kim faydalanıyor? İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılmasını politik olarak nasıl bir faydası var? Yani sonuçta toplumun büyük kesiminin kabul edildiği, arzu ettiği, kadınların da gayet bilinçli bir şekilde takip ettiği bir konu bu. Kim nasıl faydalanmak istiyor buradan? Efendim, yıllar içerisinde dini kendi siyasi ve mali çıkarlar, ekonomik çıkarlar için kullanan siyasi zihniyetler. Bunların partisi yok. Bunlar öyle bir hale geldiler ki artık örgütlü suçun derebeyleri oldular. Örgütlü suçun derebeyleri kendileri için her şeyi hak olarak görüyorlar. Yani bir orman yağmasının, bir hazine yağmasının, bir vakıf yağmasını hak gibi görüyorlar yıllar içerisinde. Her şey onlara hak. Oysa Allah'ın insanlara vermiş olduğu en büyük hak kavramı ne? Özgür ve bağımsız yaşayabilmek. Özellikle özgür ve bağımsız bir şekilde düşünebilmek ve elde ettiği bilgileri, elde ettiği kazanımları paylaşabilmek, halkla beraber paylaşım içerisinde olmak, dostluğu olmak, dürüst olmak, namuslu olmak ve birlikte yaşamayı uygulamaya sokmak. Allah'ın emri bundan. Şimdi bu Allah'ın emrini dini kullanan bu siyasi çıkarlar kendisini için bir hak olarak görüyorlar. Kendilerinde olmayanları dahi dinsiz ve kafir olarak görmeye çalışıyorlar. Bu yeni bir şey değil. Yani bugün Müslüman kardeş örgütlerinin oluşumuna baktığınız zaman, o günkü Mason teşkilatların oluşumuna baktığınız zaman, o günkü din adamlarının söylem ve davranışlarına baktığınızda, özellikle Hasan el-Benna'nın damadının Amerikan istihbaratı tarafından Said Ramazan'ın kullanılması ve El-Rabut örgütünün işlevi bakımından da bakıldığında yabancı servislerin İslam dini içerisindeki unsurların nasıl devşirdiğini, nasıl kullandığı ve yıllar içerisinde kullanarak o bölgelerdeki doğal kaynakları, insan kaynakları nasıl kullandığı bütün arşivlerde bunlara aykırıyor. Türkiye'deki arşivler de buna aykırıyor. Bu arşivler halka yabancı değil. Önemli olan bu arşivlerin açığa çıkarılmaması, bu arşivlerin hep kapalı tutulması ve bu şekilde bu ülkede yetişmiş insan gücünün özellikle milli eğitim politikaları, özellikle diğer kurumsal politikalar içerisine baktığınız zaman bu politikaların içerisinde yetişmiş, zihinleri kirletilmiş insanların bugün siyasette egemen olmuş olması Türk halkını boğuyor. Bugün Türk halkının boğulmasının sebebi tamamen geçmişten bugüne kadar uygulanan politikaların yansıması. Yani 1946'lı yıllara kadar hiç bütçesi açık vermeyen bir ülke bu süreç içerisinde her türlü sanayi altyapısını kurmuş, her türlü ekonomik altyapısını, tarım altyapısını kurmaya çalışmış bir ülke ve Osmanlı'dan kalan borçlarını kabul etmiş, onu ödemeye kalkan bir ülke 1946-47 yıllardan itibaren açık vermeye başlamış. Cari açık vermeye başlamış. Evet. Peki böyle bir ülkede o günkü şeye baktığınız zaman ekonomik kalkınma modeline 3 tane özel şirketin uçak fabrikası var, yurt dışına ihraç ediyor. Sonradan bunlar hepsi kalkıyor. Yani kendi silahını yapan, her türlü ihtiyacını gideren bir ülke. Adım adım böyle ilerliyor yani sonuç olarak bu ülkeyi çökertmeye çalışan irade. Peki vatandaşa ne tavsiye edersiniz Sayın Tantan? Bu gidiş çünkü kimileri böyle freni boşalmış kamyon gibi uçurumdan aşağı gidiyoruz diye özetliyor. Bizi izleyen vatandaşa ne tavsiye edersiniz? Doğrusu ben sabah yayınlarında söyleyecek şey bulamıyorum. Bazen takılıyorum, tıkanıyorum. Öyle bir umutsuzluk havası hakim ki o yüzden bu soruyu sormak istedim size. Efendim, vatandaşa büyük görevler düşüyor. Bireye görev düşüyor. Artık sosyal medyada bir tweet attım, bir şey yazdım değil, kendini şey, zaman kaybettirmesin. Hukuk zemininde, adalet zemininde çok şey yapılabilir. Bugün bayanlarımızın, kadınlarımızın, annelerimizin, kızlarımızın kendi aklına sahiplenmek için yapmış olduğu faaliyetler, televizyonlarda, gazetelerde, sokaklarda, hukuk ve adalet zemininde yapmış olduğu kendini ifade etme özgürlüğü bakımına yapmış olduğu faaliyetler son derece önemli ve destek veriyorum. Hiç kimse bundan asla korkmasın, çekinmesin.
Yani İstanbul Sözleşmesi'ne dava açmak, bu iptale, Danıştay'a dava açmak, eylem yapmak, bu anlamda mı söylüyorsunuz Sayın Tanzay? İstanbul yani Sözleşmesi'nin az önce... Eylemselliğinin mi arkasındasınız? Yok, sözleşmenin az önce içeriğini anlattım, iç hukuka girdim. Burada bu iç hukuku muhalefet partileri burada görevini ifade etmedi. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi bir şekilde muhalefetin de eksikliğine veya muhalefetin görmezliğinden kaynaklanarak siyasetten bir çıkar elde etmek için bunu ortadan kaldırmış gibi böyle bakmasında fayda var. Muhalefet partileri şunu yapabilir. Yani iktidara sıkıştırmak bakımından söylüyorum. Vatandaş da buna destek verebilir. Öncelikli olarak. Siz yurt dışından, Biden'dan bir şey beklemeyin. Çünkü Amerikan derin devletinin bu coğrafyadaki niyeti belli. Türkiye'deki niyeti belli. Türkiye'nin için kullanmak istediği belli. Artık bunu herkes biliyor. O bakımdan da biz iktidara destek veriyoruz. Yurt içinde ve yurt dışında PKK'nın silahlı ve silahsız bütün örgütlerin, Fethullah Gülen'in bütün mal varlıklarının yurt dışındaki ofislerinin, bürolarının, televizyonun, gazetelerin, bankalarının el konmasıyla ilgili o ülkelerin hukuk ve adalet zemininde öncelikle Türkiye Başsavcılık Meclisi'nin kurulması, bu Başsavcılık Meclisi'nde hakimler, savcılar, avukatlar, uzmanlar, istihbarat teşkilatı altyapıdan yapılarak o ülkelerde gidip orada mücadele edilmesi ve el konması. Bu yasal altyapının yapılması için hükümeti sıkıştırması gerekiyor. Hükümetin ülkeyle yönetiminde samimi mi değil mi olduğu ortaya çıkar. Zaten tek kişinin psikolojisi korku ve panik içerisinde olduğu için de her an ne yaptığı belli değil. Bu da hem yurt içini hem yurt dışını rahatsız ediyor. İnsanları rahatsız ediyor. Adeta sürüklenmekte olan bir gemi, batmakta olmanın bir gemi ifadesi ortaya çıkmış vaziyette. Bugün iktidara sahiplenme eğilimi içerisinde Biden'da iktidara sahiplenmez olsa dahi iktidar sahipleri Amerikan istekleri doğrultusunda Kıbrıs sahil olmak üzere her yeri onların kullanımına vermiş, verseler dahi asla ve asla güven ortamını sağlayamazlar. Hı hı. Çünkü kurumsal kimlikteki güven ortamının ortadan kalmış bir siyasi kimlik var. Bu siyasi kimliği Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin içerisindeki namuslu, düzgün, vatanperver milletvekillerinin parti gözetmeksizin bir araya gelmesi ve buna dur demesi gerekiyor. Bunu yapamazsa yani son Osmanlı Meclisi'nin almış olduğu karar, Misak-ı Milli kararı içerisinde bunu yapamazsa bu meclis kendi çoluk çocuğuna, torunlarına, halkına, kendisine oy veren insanlara kendini anlatamaz. Evet. Meclise de büyük görev düşüyor. Peki meclise büyük görev, bunun için düşüyor. Çünkü son Osmanlı Meclisi, Misak-ı Millisi, Musul Kerkük'ten başlayarak Halep dahil olmak üzere, Kıbrıs Adası'nın tamamı, Ege Adaları'nın tamamı, Marmara Havzası, Batı Trakya ve Doğu Karadeniz Havzası'nda Kırım ve Güney Kafkasya Hazar Havzası dahil olmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi bunu bu Misak-ı Milli güncellemesi gerekiyor. Bunun için bunu yapacak. Bu zaman içerisinde Türk milletinin, Türk gençliğinin bir ideali olacak. Yani bugün siz andımızı kaldırarak Türk kimliğini ortadan kaldıramazsınız. İstiklal Marşı öne süremezsiniz. Siz şu andaki eylem ve davranışlarınızla İstiklal Marşı'nı da ortadan kaldırmak için çaba içerisindesiniz. Şimdi böyle bir yapıda özellikle milletin, özellikle yurt dışında ve yurt içinde yetişmiş insan gücü, 40 tane Türkiye yönetebilecek kapasitede insan gücü var. Hem sermaye gücü var, hem bilgi gücü var, hem eylemsel gücü var. Türkiye'nin eylemsel gücü çok yüksek. Bu eylemsel gücünü kitleyen, engelleyen kirli ve kimliksiz siyasi kadrolar, kirli ve kimliksiz siyasi bürokrasi ve iş adamları. Bunlar engelliyorlar. Bu aşılamaz değil, bu aşılabilir. Bu milletin iradesi buna engeller. Hiç kimse korkmasın. Bugün siyasetçilerin korkusu ve paniği nedir biliyor musunuz? Halk hareketidir. Hukuk ve adalet zemininde halk hareketidir. Hukuk ve adalet zemindeki halk hareketi asla yanlışlığa kapılmasın. Çünkü iktidar sahipleri halkı tahrik ederek
bir suçlu yaratmak istiyor. Sürekli iktidar döneminde hep suçlu yaratarak iktidarda kalmayı başardı. O da muhalefetin eksikliğinden dolayı başardı. İktidara destek veren bir takım güçlerin de çıkarlarından dolayı bunu başardı. Ama artık bugün bunu başaramayacağım. Yani bugün bir kaos ortamı yaratarak bir şekilde halkı suçlayacak, bir şekilde de uluslararası anlamda işte küresel güçleri tehdit edecek. Diyecek ki işte bunlar bizim kalkınmamızı engelliyorlar diye onları suçlamaya kalkacak. Aslında bu ülkeyi bu hale getiren örgüt suçun derebeyleri bizatihi kendileridir. Kazanımları yüksektir. Bu kazanımları kendilerinin kullanması mümkün değildir. Çünkü etrafımızdaki ülkeler bakımından bakıldığında ne İran Şahı, ne Saddam, ne Hüsnü Mübarek, ne diğer otoriter rejimler, ya Batı istihbarat örgütlerinin kullandığı hiçbir lider kendi kazanımlarını kendi çoluk çocuğuna bırakamamıştır. Onları kimlerin kullandığı bellidir. Evet. Peki bu noktada bir şey daha sorayım. O kaosa işaret ettiğiniz için son olarak şunu sormuş olayım. Zaman zaman Sadat gibi bir takım oluşumlarla ya da İhvan'a yakınlığıyla işte Erdoğan'ı Trump'a benzetenler çıkıyor ve seçimle gitmeyeceğini söyleyip bu ülkede iç savaş çıkartma meylinden vesaire de yorum yapanlar oluyor. Şimdi bu iktidar hakikaten seçim yapmaz mı? Bu ülkede bir iç savaş çıkar mı? Seçim tarihe mi karıştı? Son olarak hani böyle bir yani böyle bir adım bekliyor musunuz siz tek kişilik yönetime vurgu yaparken noktaya da gelir mi bu ülke? Batan gemi dediniz, işte freni boşalmış kamyon diyorlar. Ya o noktaya da gider mi bu ülke? Öyle bir endişeniz var mı? Bu millet buna müsaade etmez. Yani o seçim yapmaz. İşte şunu yapmak istiyor falan bir sürü şehir efsanesi var. Yani şey şu ki... İç savaş diye tırnak içerisinde ifade etmek istiyor. Efendim onu söyleyenleri var. Kaos ortamını yaratmak için her şeyi yapmak da aç. O her şeyi yapabilir. Yani gazeteciler olan saldırılar falan hiçbirisi tesadüfi değil. Yani onlar bu iktidar yönetimi içerisinde, yurt içinde ve yurt dışında bir sürü şeye bulaşmıştır. Yani kirlidir ve kimliksizdir. Ama bu millet buna müsaade etmeyecekti. Zaten pandemi sürecinde insanların içeriye hapsetmek suretiyle de test etmiştir. Yani Türk halkı batıda olduğu gibi ayağa kalkacak mıdır ve her türlü eylemsel yaklaşım içerisinde olacakmıştır. Pandemi sürecindeki yasakların içerisinde bu vardır. Yani pandemi sürecini iyi kullanmıştır. 15 Temmuz hareketini iyi kullanmıştır. Ve bunlarla nefes almak ve Türkiye'nin değişim ve dönüşümünde büyük katkı sağlamış. Özellikle kurumsal kimliğin içini o kurumsal kimliğin başındaki yöneticilerle beraber sağlamıştır, muvaffak olmuştur. Kurumsal kimliği tamamen kendisine bağlamıştır. Şimdi artık çöküş zamanıdır. İktidar bilmektedir ki asla ve asla iktidar olamayacaktır. İktidar olamaması korkusu onu panikletmiştir. Psikolojisi bozulmuştur. Ve ne yapacağını bilememektedir. Günlük yaşamaktadır. Ve sarayda korku ve panik içerisindedir. Çünkü artık onları halk yargılayacaktır. Kaçamazlar. Bir şekilde kurtuluşları vardır. Milletine ve halka geri dönerse bütün bilgi birikimleriyle, yaptıkları yanlışlarla, kazanımlarıyla beraber halka geri dönerlerse belki halk onları affedebilir. Kazanımları Türkiye'ye getirip hazineye kazandırırlarsa ve onlarla beraber yandaşları da kazanımlarının yurt dışındaki bütün kazanımlarını Türkiye'ye getirir. Hazineye katkısı olanlarsa bu millet onları affedebilir. Böyle bir şey yaklaşımda bulunursa. Örgütü suçun denebilirlerin hem legal ve hem illegal alanında Türkiye'ye ele geçirdikleri için de devleti bir tehdit aracı olarak kullanmaktadır. Artık biz bunlara yeter diyeceğiz. Yeter. Biz de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki milletvekillerine sesleniyorum. Eğer siz milletin meclisine sahip çıkamayacaksanız, millete sahip çıkamayacaksanız, size oy veren bireylere sahip çıkamayacaksınız. Hala milletvekili olmak için genel başkanlarınızın çantalarını taşımaya devam edeceksiniz. Biz bu milletin birer ferdi ve evlatları olarak Türkiye bu kimliksiz ve kirli siyasetçinin devam etmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Zaten biz Yurt Partisi olarak da yeniden örgütlenmeye başladık. Yakında örgütsel altyapımızı tamamlayacağız ve buna dur demek için de halkla bütünleşerek halkın birleşmesine katkı sağlamak
Türkiye'nin gidişatını ortaya koymak için mücadele edeceğiz. Bu vatan bizim, bu yurt bizim. Bu yurt sahipsiz değildir. Yüce Türk milleti asla sahipsiz değildir. Yüce Türk milletine düşen görev vardır. Bu Yüce Türk milletinin düşen görev asırlardan beri gelen eden bir kimliğin ifadesidir. Atatürk'te ifadesini bulmuştur. Nedir karakteri? Özgürlük ve bağımsızlıktır. Nedir karakteri? Çalışmak, doğru ve düzgün olmak, namuslu olmak, ülkeye ve millete ve geleceğe ve geleceğe sahiplenmektir. İşte biz de Atatürk'ün kurmuş olduğu cumhuriyetin yeniden inşa sürecini ulus devlet anlayışı içerisinde, Yüce Türk milletinin kimliği, karakteri içerisinde inşa etmek için mücadele edeceğiz. Hepimiz mücadele edeceğiz. Onun için bugün kadınlarımızın kendi haklarına sahip çıkmak için ortaya koydukları mücadeleyi, özellikle Boğaziçi Üniversitesi'nde gençlerimizin vermiş olduğu ve oradaki halkımızın vermiş olduğu mücadeleyi sonuna kadar destekliyoruz. İktidar sahipleri ne yaparsa yapsın asla ve asla muvaffak olamayacaktır. İktidarın, yani dini kullanan siyasi kimliklerin cehaleti had safhadadır. Özellikle o dini kullanan hoca takımının söylem ve davranışlarına baktığınız zaman kendi çıkarları için dinin nasıl yorumladıkları bilinmektedir. O tuzaklardan da özellikle Yüce Türk milletinin Allah'ın vermiş olduğu hak kavramından uzaklaşılmak isteyen, bu dini kullanan, bu çıkar sahipleriyle bu millet mutlaka yargılayacaktır. Yani Diyanet İşçilikleri Teşkilatı'nı kuran Börekçi Zade'nin ve onunla beraber hareket eden din adamlarını bu toplum unutmadı. Diyanet İşçilikleri Teşkilatı da kuruluş felsefesine geri dönmeli. O kimliğe sahip çıkmak mecburiyetindedir. Evet. Çok teşekkür ediyorum Sayın Tantan. Umutsuz olması gerekenin halk olmadığını, korkması gerekenin halk olmadığını çok iyi tarif ettiniz. Çok teşekkürler. Kolay gelsin. Yine görüşmek dileğiyle. Sağ olun. Size de sağ olun.